Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu daha önce çektiğim akıllı saat videolarına gelen yorumlar üzerine hazırladım. Şimdi orada şunu anladım arkadaşlar. Bugüne kadar ben birçok farklı akıllı saat inceledim. Xiaomi'nin modelleri var, Huawei'nin modelleri var. Samsung'un çeşitli modellerini yine YouTube kanalında sizler için incelemiştim. Ama oraya gelen sorulardan şunu anladım. İnsanlar farklı telefonlarla saatlerin kullanımı ile ilgili bazı soru işaretlerine sahip. Mesela X marka bir telefonunuz var ve Y marka bir saati kullanmak istiyorsunuz. Ya da Y marka bir telefonunuz var ve X marka bir saati kullanmak istiyorsunuz. Uyumluluk konusunda neler yapılabilir ve hangi saatler, hangi telefon markalarıyla ne kadar uyumlu? Bu konuda büyük bir eksiklik olduğunu düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Önümüzdeki birkaç yılda muhtemelen referans videosu olarak da kalabilecek bir video olsun istedim. Çünkü çok soru geldi bu konuyla ilgili. Yani Xiaomi telefonum var, Samsung marka saatle olur mu? Xiaomi telefonum var, Huawei ile olur mu? İşte iPhone'um var, Samsung olur mu? Samsung'um var, iPhone olan diye bir soru gelme çünkü uyumlu değil, onları söyleyeyim. Gibi farklı farklı korelasyonlar var. Yani Oppo telefonum var, Xiaomi olur mu? Samsung'um var, Xiaomi marka saat olur mu? Gibi sorular geliyor. Şimdi burada genel bir bilgi vereceğim ben. Yani hem model bazlı vermeye çalışacağım ama tabii ki her modeli tek tek anlatmam biraz zor olacak ama şimdi iPhone tarafından biraz bahsetmek istiyorum. Yani telefonunuz iPhone ama Apple Watch yerine başka bir saat almak istiyorsunuz. Zaten Apple Watch serisi uyumlu. %100 uyumlu. Ama benim o kadar bütçem yok. Bir saate de o kadar para veremem derseniz aslında yapabileceğiniz belli şeyler var. Şimdi uyumluluk konusunda en uygun markalardan bir tanesi yani iPhone'unuz var telefon olarak. Farklı markalar Apple'la çalışabiliyor ama hepsi düzgün çalışmayabiliyor arkadaşlar. Yani burada bir sıkıntı var. Şunu söyleyebilirim. Samsung marka akıllı saatler ki Galaxy Watch 4 ve Watch 5'ten bahsediyorum. Daha eski olanlar çalışıyor ama yenilerin hiçbiri Apple'ın iPhone modelleriyle uyumlu değil arkadaşlar. En azından ben bu videoyu çektim. Tarih itibariyle ne Samsung Galaxy Watch 4 ne de Samsung Galaxy Watch 5 ailesinin herhangi bir modelini iPhone telefonlarla kullanamıyorsunuz. Bu kadar. Çünkü bunun aksini iddia edenler de oldu ama ben hem Samsung'un sayfalarına baktım hem Apple tarafında da araştırmalar yaptım. Kesinlikle uyumlu değil. Çalışmıyor. Zaten uygulaması yok. Uygulama olmadığı zaman zaten onu çalıştıramıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Diğer markalarda da bazı özellikler çalışıyor, bazı özellikler çalışmıyor. O yüzden benim bu tip sorularda hani şu marka telefonum var, şu farklı bir marka saat alır mıyım dendiği zaman ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Telefonunuz ne markaysa saatiniz de o marka olsun. Çünkü illaki bir şeyleri düzgün çalışmayacaktır. Bazen de hiç çalışmıyor. Samsung örneğini verdim. Samsung'un herhangi bir akıllı saati iPhone modelleriyle çalışanları var ama son iki seri kesinlikle çalışmıyor arkadaşlar. Onun altını özellikle çizmek isterim. Bu arada iPhone'unuz varsa benim önerim Apple Watch alın. Hani başınız ağrımasın. O özellik çalışıyor, bu özellik çalışmıyor olmasın. O Huawei saatleri mesela güzel çalışabiliyor. Bir noktaya kadar tabii Apple ürünleriyle ama belli özellikler. %80-90 çalışıyor bu arada Huawei'nin saatleri. iPhone modelleriyle onu söylemiş olayım. Xiaomi'nin de çalışacağını düşünüyorum. Hani oturup denemedim ama muhtemelen çalışabilecek özelliklerin olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi diyelim ki farklı bir Android marka telefonunuz var. Bu Xiaomi olabilir, Samsung olabilir, Huawei olabilir, Tekno olur, şu olur, bu olur. Bir sürü marka var. Infinix vesaire falan dediğimiz zaman piyasada 10-15 tane Android markası var. Bunlarla iPhone akıllı saatler çalışmıyor arkadaşlar. Ben internette araştırdım. Hani bunu yapabilen olduğunu iddia eden bazı böyle çeşitli numaralar var. Hani onu öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Farklı bazı düzenlemelerle Apple Watch'u Android bir telefonu tanıtıyorsun ama düzgün çalışmıyor. Birçok özelliği çalışmıyor. O yüzden hiç bulaşmayın derim. Android marka bir telefonunuz varsa kesinlikle ve kesinlikle Apple Watch'a bulaşmayın. Peki uyumluk olarak hangisi en uyumlu? Huawei'nin akıllı saatleri en uyumlu. Yine Android, diğer Android telefonlarda ama orada şöyle bir durum var. Öncelikle telefonunuza Huawei App Gallery uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Onun içinden Huawei Health yani sağlık uygulamasını telefona yüklemeniz gerekiyor. Ancak ondan sonra eşleştirme ve diğer işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu da birazcık sıkıntı. Hani bununla uğraşmak istemeyenler çıkacaktır aramızda. Onu da söyleyeyim. Burada az önce hani hangi marka telefonunuz varsa o marka saat alın yorumum burada da geçerli. Yani Android'de de %100 uyumluluk isterseniz yani %100 uyumluluktan bahsediyorum. Mutlaka ve mutlaka X markaysa X marka saat, Y marka telefonsa Y marka saate yönelmenizi öneriyorum. Ama şunu söylüyor olabilirsiniz. Hani ben şunu sevmiyorum. Bu tasarımı daha çok beğendim. O marka daha iyi. Ben telefonumu mu değiştireceğim? Evet. Alıp kullanılabilir. Yani Android telefonlarda diğer markaların saatleri biraz daha güzel çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Ama yine %100
%100 uyumluluk yok ama %98, %95, %90 oranında uyumluluk söz konusu oluyor. Bu arada Samsung'un Galaxy Watch 5 modelleri Huawei'nin Google servisleri olsun ya da olmasın herhangi bir telefonla çalışmıyor arkadaşlar. Bunu denedim bizzat. Hem Google servisi olan hem de olmayan iki farklı telefonla denedim. Kesinlikle çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden hani bu konuda da dikkatli olun. Eğer Huawei marka bir telefonunuz var, Google servisleri vardır ya da yoktur, Samsung Galaxy Watch 5 akıllı saatini bu cihazla beraber kullanamıyorsunuz. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Yani uyumluluk konusu biraz sıkıntılı. %90, %95'e kadar uyumlu olan akıllı saatler var birbiriyle. Tabii bu tarz bir tercihi yaparken önceden mutlaka araştırmanız lazım. Yani her saat her telefonda çalışmıyor. Her saat her telefonda her özelliğiyle kullanılamayabiliyor. O yüzden bunu araştırmadan yapmamanızı ben öneririm. Ben böyle spesifik bir tablo vesaire hazırlamadım. Hani işte Huawei saatler olur da işte atıyorum Samsung olmaz da Xiaomi olur da ne bileyim Oppo saati olmaz falan diye hazırlamadım. Bunun temel sebebi şu. Çünkü modeller çok hızlı değişiyor. Kanunları, kuralları, düzenlemeleri de değişiyor. Bugün benim çalışmaz dediğim ürün yarın çalışabilir. Bugün çalışıyor dediğim ürün yarın çalışmayabilir. Çünkü teknoloji dünyasında da hızlı değişimler ve gelişmeler oluyor. O yüzden videoyu izlediniz. Tamam anladınız şunu dediniz. Evet Özgür Çetin ben bunu anladım. X marka telefonum var. X marka saat alacağım. Ama Y marka saati de çok beğendim. Uyumlu mudur değil midir? Önceden bir araştırmanızı öneriyorum. Yoksa ezbere gidip hani kesin uyumluymuş hemen alıyorum demeyin. Bu arada bazı şeyi söylüyorum hani uyumsuz dediğim saatler de belki ileride yapılacak bir güncellemeyle uyumlu hale gelebilir. O konuda güncel bilgileri takip etmenizi, işte Google'a sormanızı ve son kararı vermeden önce yine belki bu videonun altında yorum yaparak hem bana hem de kanala üye olan, abone olanlara sormanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere akıllı saat uyumluluğu konusunda bazı temel bilgiler vermeye çalıştım. Detayları ürünler çıktıkça değişeceği için videoyu bir kenarda izleyin, aklınızda olsun ama satın alma kararı vermeden önce son güncellemelere, son düzenlemelere, son değişikliklere bakmayı da asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Konuyla ilgili sizin de fikirleriniz olabilir. Hani şu saati şu telefonla kullandım, çok memnun kaldım ya da tam tersi keşke almaz olaydım diyeceğiniz mutlaka ürünler, modeller, deneyimler vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. En azından videoyu izleyen diğer arkadaşlar da konudan haberdar olmuş olur. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Videolarımı ne kadar çok kişi izlerse, ne kadar çok kişiye ulaşırsa ben de o kadar daha fazla böyle video çekme motivasyonu ve markalardan ürün isteme motivasyonu elde ediyorum. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımda bu tarz teknoloji konularıyla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla hepsine abone olabilir ve beni oralardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.